İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Osman radıyallahu anh. Selam söyle Osman'a. Evinde otururken Allah'ın sevgilisi Osman İbni Affan'ın geldi bir hizmetçisi. Hediye getirmişti 4 deve yükü buğday. Dedi ki, efendimin hediyesidir bunlar. Resul muhacirlere taksim etti onları. Kendi evlerinde de yoktu hiç buğdayları. Hizmetçi geri dönüp geldi efendisine. Hadiseyi aynı ile nakletti kendisine. Hazreti Osman'sa bu haberin ardından 4 deve yükü daha gönderdi ambarından. Resulullah onu da taksim etti ensara. Kendi hanelerine gelmedi yine sıra. Duydu Hazreti Osman bunu da hizmetçiden. 4 deve yükü daha gönderdi o gün hemen. Fahri alem onu da kendi zevcelerine taksim edip gönderdi hepsinin evlerine. Sonra sual etti ki o gelen hizmetçiye, efendinin ne kadar buğdayı kaldı diye. Dedi, ya Resulallah, hiç kalmadı yanında. Gönderdi tamamını, ne varsa ambarında. Resulullah bunu da öğrenip o gelenden, ellerini kaldırıp bir dua etti hemen. Ya Rabbi, kim bir ihsan ettiyse bana eğer, verdim mükafatını hepsinin birer birer. Osman'ın ihsanından aciz kaldım ben fakat, veremedim ben ona tam karşılık mükafat. Ya Rabbi, onun bana ihsanına karşılık, hazinenden sen ona bir mükafat ver artık. O server duasını bitirmiş idi ki tam geldi hemen yanına Cibril aleyhisselam. Dedi, ya Resulallah, Rabbimiz şimdi sana selam eder ve der ki, selam söyle Osman'a. Razı olduk biz onun sana ihsanlarından, muaf kıldık onu biz ahiret hesabından. Onun mükafatından sen aciz kaldın ise, karşılığını vermek zor gelmez asla bize. Bir gün altın doldurup 7 tabak içine, verdi o tabakları 7 hizmetçisine. Dedi, Resulullah'a götürünüz bunları. Onlar dahi giderek arz ettiler onları. Peygamber Efendimiz gayet memnun oldular. Peki, selam söyleyin Osman'a buyurdular. Hizmetçiler dedi ki lakin Efendimiz'e, bizi de tabaklarla hediye etti size. O zaman buyurdu ki Resul-i Ekrem dahi, sana havale ettim Osman'ı ya ilahi.
Resulün bu duası vaktaki oldu tamam. Geldi yine Resul'e Cibril aleyhisselam. Dedi, ya Resulallah, Rabbimiz şimdi sana buyuruyor ki, benden selam söyle Osman'a. Onun bu ihsanına karşılık, Hult ve Naim adlı iki cenneti ben dahi ona verdim. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Mide Mağribi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, veli evliya olduğu söylenen bir kimse dinin emir ve yasaklarına aykırı hareket ederse ondan sakınmak, uzak durmak lazımdır buyuruyor Ebu Mide Mağribi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler Mustafa Bey, iyi günler hocam. İyi günler efendim, buyurun dinliyoruz. Hocam Allah razı olsun sizden, sizi yetiştirenden. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Emeklerinden, hep size dua ediyor hocam. Senin dediklerini yapıyorum hocam. Sana sorum şu. Hocam terefi için soracaktım. Şimdi komşular terefiye gidiyor hocam. Ben gitmiyorum. Şimdi mukabeleye gidince diyorlar ki sen herkese her şeyi söylüyorsun ve her yerde her doğru söylenilmez diye. Sen niye terefiye gelmiyorsun diyorlar. Ben de evde kılıyorum diyorum. Ondan sonra hocam oraya gidince ben terefiden orada kılarken şeyden kılıyorlar, atölyeden kılıyorlar. Ondan sonra bir de hocam ben gitmek istemiyorum, evde kılıyorum. Ne kadar doğru. Şimdi komşular diyorlar ki biz gidiyoruz, sen niye gitmiyorsun? Mukabeleni okuyorum, namazını kılıyorum, niye yapmıyorum? Ben iki derede kalıyorum, bir şey diyorum. Yok yok, merak etme, sen doğrusunu yapıyorsun. İzah edeceğiz efendim, tamam. Ben de diyorum ki ben feyzini alamıyorum. Yok anladım, tamam. Tamam, hocam, peki efendim. Tamam. İkinci sorum da hocam, bu ezanla ilgili sizin dediğiniz gibi biz de takvimi değiştirdim. Eşim siz diyorsunuz ya arayan bulur diye, aradı buldu. Eşim de şimdi önceleri hocam sizi ben dinle diyordum. Bir iki dinliyordu şey diyor. Şimdi o oturma odasında otururken eşim emekli, ben mutfaktan açıyordum. Şimdi dinleyi artık o da şey yaptı. Ondan sonra sizi dinliyor, gitti şeyi aldık, tahvimi aldık. Şey bastırdıkları onu aldık. Şimdi misafir geliyor diyorlar ki niye ezan okundu orucunuzu açmıyorsunuz. Eşim de diyor ki bak böyle ya Diyanet bilmiyor mu siz o kadar mı Müslümansınız, siz Diyanet kadar mı bilmiyorsunuz? Bir gün eşime dedim ki sus, milleti biz inandırmak zorunda değildik. Biz dua ediyoruz, biz duamızı edelim. Siz açın, biz duamızı edelim. Ondan böyle diyor hocam. Tamam. Ne kadar doğru bilmiyorum. İyi diyorsun, doğru yapıyorsunuz, tamam. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Alo. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler hocam. Buyurun efendim. Benim bir tane hakkım vardı, onu vereceğim. Tamam efendim, aldık. Bir de salat-ı vitirde kolları sarkıtmalı mıyız tekbir aldığımızda aşağıya? He, tamam efendim. Peki efendim. Bir de teravih ben de soracaktım önceki hanımın sorduğu gibi. Ben bazen gideyim bazen gitmeyeyim hocam, içime de sinmeye gideyim mi gitmeyeyim mi? Şeyden kurulmayayım, apoleden mesela camiden. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Alo. Buyurunuz, hayırlı günler. Osman Yük Hoca'yla görüşeceğim de. Tamam, görüşüyorsunuz. Bir canlı yayındasınız. Bir gün hastaneye gittim, dedi kan vereceksin hocam. Kan şeyi, kolum bağladılar. Enjektörü taktılar, dedi damarı bulamıyor. Hadi orucuma zararı olduğunu sonra öbür koluma taktılar. Olmadı efendim. Ha? Olmadı, orucunuz bozulmadı. Ha. Hocam Allah-u Teala sizden hocam. Ben sizi dinleye yani dinimi öğrendim. Hocam hiçbir şey bilmiyorum. Ben 24 ay oruç tuttum. Yaz, kış, ne tuttum. Herkes bana karıştı. Ben onun sözünü dinlemedim. Dedim insanı kadar yemiş içmişiz ya. Ben 23-24 ay oruç tuttum. Bir kızım da 10 ay tuttu. Bir kızım da 5 ay, bir kızım da 9 ay tuttu. Eşim bizle her gün tartışıyordu. Biz onun sözünü dinlemedik.
size göre işte sizden dedikleriniz ki Allah-u Teala sizin mekanınızı cennet etsin. Biraz heyecanlıyım, Allah-u Teala sizden razı olsun. Benim beyimde dişimde dolgu var. Biz konuştuk pazar günleri, onlar cumartesi pazar anlatsak çok memnun olduk. Dişimde dolgu var dedi ki şey tek siz tek Osman Şafii mi? Şafii misiniz siz? Yok, biz Hanefi mezhebindeyiz. Tamam. Tamam efendim. İzah edeceğiz inşallah. Tamam. Hocam bizim çocuklarımıza da dua et, önce namazlarını kılın. Rabbim hidayet nasip etsin. Dinini bilen kimselerle karşılaştırsın. Ana baba olarak siz de dua edin. Tamam? Allah-u Teala sizden razı olsun. Hocam Allah-u Teala mekanınızı cennet etsin. Çok sevgiler. Hepimizin inşallah. İşte o dinlediğiniz dedi ya, yine onun gibi ben de evlerimi kılırım. Tamam. Komşum dedi ki hemen hoca Allah'a ekber bir de namazımı kılayım. Ona diyeyim ki bile biraz hoca esken okuyun. Ben TGRT efendim dinleyeyim. Diyak mı? Uyarak mı? Uyarmayak mı? Uyar, tartışma çıkıyor. Nasıl diyak? Tartışma çıkıyorsa hiç yaklaşmayın. Tamam mı? Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurun hocam. Ahir zaman, ben çocukken de duyardım. Doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur diye. Evet, aynen öyle. Doğruyu söyleyen etrafında çok az kimse olurmuş. Enteresan ya. Ama yalancının etrafında fırıldak gibi çok kimse dolaşırmış yani. Eyyamcının yalakalan falan böyle dolaşır. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Hı. Ve doğru yoldan hiçbirimizi ayırmasın. Ama daha çocukken duyardım onu ben. Annem rahmetli, babaannem rahmetli. Bunlar hep derlerdi. Oğlum derlerdi. Doğru mu? Yarım sağlığa talihadır. Çocukken hep işitirdim bunu ben. Sadece yani annemden babaannemden işitmezdim. Annem babam emsalleri, onlara nasıl bir aynı şekilde o bilgi yerleşmişse, okuyup yazması yoktu bunların çoğunun. Yani kitap okuyarak elde etmemişler bunu. Duyarak bunlar aynı şekilde öğrenmişler ve inanmışlar, sindirmişler, hayatlarına geçirmişler. Doğrunun yarısı Allah-u Teala'dır. Hakikaten öyle ya. Doğrunun yarısı. Efendim işte bir sen 1 milyon da bilmem ne evet, ben 1 milyon tamam. Sen de bilseydin. Doğru olan, doğru söyleyen, doğru yaşayan, doğru amel edenin yardımcısı Allah-u Teala'dır. Her zaman, tabii, her an, Allah-u Teala okuluna yardım eder. Mükafatını da aynı şekilde mutlaka görür. Mesela şimdi dinleyicimiz Ramazan-ı Şerif'te teravih edildi, gidemiyorum. Niye? Hoparlör var, hoparlör akıl. Bu bir ikincisi, kadınların camiye gitmesi zaten uygun değil. Peygamber bir zamanda Aleyhisselatü Vesselam, sahabiye olan hanımlar izin istemişler. Yani beylerimiz geliyor, biz de aynı şekilde mescide girelim, sizin arkanızda namaz kılmakla şart. Ya alemden Habibinin arkasında namaz kılmayı talep etmek, öyle bir şey. Bundan daha büyük nimet olur mu? Ama Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, evinizin bir köşesinde kıldığınız namaz, benim mescidime gelip kıldığınız namazdan daha eftaldir. Daha eftaldir. Ama efendim işte Diyanet'ten falan. Ya Diyanet devlet kurumudur. Ve ilahiyatı bitiren, elinde diploması olan devlet orada vazife vermek mecburiyetindedir. Ben de ilahiyat mezunuyum. Beraber mezun olduklarımızın içerisinde Diyanet'te vazife alanlar, Milli Eğitim'de vazife alanlar vardı. Mesela Diyanet'ten vazife alıp şeyde yedek subay okumda beraberdik. Ramazan Şerif geldi. Mesela vaiz, müftü olarak oruç tutmadılar bunlar. Gözüm içine bakmaya dereceleri yüksekti. Muaf olmuşlar artık. Yani oruç üzerlerinden kalkmış herhalde. Namazda kalkmış. Ona bir de şey uyduruyorlar. Askerde namaz ve oruç hani tutmasan da olur. Tabii tabii. Ne oluyorsa asker. Sanki orası şey tövbe yarabbim. Gavurun askeri yani. Değil mi? Şey itibariyle şimdi adam yapmayacak da bahane arıyor. Tabii. Kurt. Kurt arıyor falan. Dolayısıyla ha diyeceksiniz efendim niye söylüyorsunuz bunu? Ya şunun için anlatıyorum. Evet Diyanet kötü. Hayır. Ne Diyanet'i ne din adamını ne müftüyü ne şey kötü. Öyle değil.
ahir zamandayız ve bulunduğumuz sistem itibariyle bu sistemde adam ilahiyat fakültesini bitirse, bu adam dinsiz olsa, deist olsa, komünist olsa, elinde ilahiyat fakültesi diploması var. Devlete müracaat ettiği zaman bu adam müftülüğe tayin edilir. Ama diyor ki ilahiyatı bitirmiş, yani komünist mi olur, mason mı olur? Ya olmamış mı? Bir sürü sarıklı mason yok mu? Şeyhülislam Musa Kazım, Şeyhülislam makamına getirmişler. Mason da adam. Cemalettin Efkani, sarıklı sakallı, masondu. Muhammed Abduk, sarıklı sakallı, Kahire müftüsü. Masondu bu adam. Yani din düşmanı bunlar. Dinsiz kendileri. Yani bunu anlatmak istiyoruz. Yani adam ilahiyat kimliğiyle veyahut da aynı şekilde diyanette bulunmak suretiyle zannetme ki aynı şekilde bu adam dört dörtlük salih evliya. Öyle değil o. Öyle değil o. E şimdi mesela devlet tukaka diyor. Kime? Fethullah Gülen'e. Niye? Efendim işte ihanet etti bilmem etti. İyi de Fethullah Gülen diyanetin adamı değil miydi? Ha? Diyanetin vaiziydi. E şimdi devlet dedi ki ya bu tukaka dedi ya. Yani şimdi devlet kendi kurumunu mu kötülüyor? Onu anlatmak istemiyoruz. E devleti, yani adam dinsizdir, imansızdır. Elinde etiketi vardı, şeyi vardı, gitmiştir oraya yerleşmiştir. Diyanette daha önceki bir sürü mezhepsizliği, ondan sonra Vahhabisi gelmiş oraya. Ha sırtını diyanete devlete dayayarak işte benim dediğim falan diyenler var. Bizim itirazımız var. Ama kusura bakma, sırtını devlete dayasız da biz Allah'a Teala'ya sırtımızı dayıyorsun. Sen devlete dayıyorsun da biz Allah'a Teala'ya dayıyorsun. Doğruyu söyleyeceğiz. Yani burada dinleyicimiz aynı şekilde teravih namazına gidiyor. Hoparlör var. Hoparlörle ibadet olmaz. Hapırsan da köpürsen de diyanet dedi. Diyanete giren aynı şekilde din düşmanı orada etiketi sebebiyle orada bulunan böyle fetva verse de bunun bir kıymeti harbiyesi olmaz. Olmaz. Ve doğrusu bunun hoparlörle namaz olmaz. Kadınların camiye gitmesi de olmaz. Kadınların camiye gitmesi de olmaz. Bu teravih ama yani yerleşmiş sanki kadınlar mutlaka gitmesi gerekiyormuş gibi. Teravih de öyle bir şey var. Nasıl yerleşti ki nasıl yerleşti de nasıl şey yaptıysa. Şimdi ben çocukluğumda hatırlarım. Hani cumaya deseler farz diyeceğim yani. Şimdi ben çocukluğumda hatırlıyorum. Mesela o zaman da şey yapıyordu. Yalnız o zaman şeyler vardı. Yani yeraltı diyorlardı. Türkiye'de 1950'den önce Kur'an-ı Kerim okumak, öğretmek, Kur'an kursu açmak, din adamı yetiştirmek veyahut da hafız iş yapmak yasaktı. Kur'an-ı Kerimler bile aynı şekilde imha ediyorlardı, yok ediyorlardı 1950'den önce. Şaka değil bunlar ya. Tabii. Şaka değil. Arap'ın dini diyor adam. Resmi ağızdan bunu söylüyorlar. Öyle söylüyorlardı. Yani. Hatta hikaye değil, fıkra gibi, fıkra da değil bunlar. Mesela baskın yapılmış, çocuk tecvid öğreniyor, harfleri öğreniyor falan. Yani belli gözcüler koyuyorlar falan. O gözcüler sebebiyle dağılıyorlar falan. Çocuk netice itibariyle soruyorlar. Diyor ki buradan diyor böyle diyor dağılanlar oldu mu? Bazıları bu tarafa gitti, bazıları bu tarafa diyorlar. Bu da çalışıyor, gel bakalım. Ayın harfini yeri talim etmişler. Yerleştirmiş adam. Bazılar bu tarafa gitti. Bazılar diyor. Türkçeyi de tecvitli konuşuyor yani. Tecvitli konuşuyor. Ben şeyde Balıkesir Gönel'de orada köylerde bizim Konya'da ben biliyorum bizim köyün o boğazlarında falan o yer altına çekilip tahafız yetiştirilen Gönel'de doğmuş o. Yaşlı birisi, babam yaşında birisi vardı. İşte o şekilde yetişmişler. Sormuştum, dedim hocam nasıl yaptınız bunu diye. Dedi gözcüler konulur dedi. Köyler birbirlerine yakın. O gözcü bir ısık çalıyor. Demen herkes dağılıyor. Ya baskı vardı biliyor musun yani? Tabii tabii. Baskı vardı. Böyle bir durumda. Ondan sonra da aynı şekilde İmam Hatip okullarını açtılar. Bu İmam Hatip okullarında da din öğretilmiyor. Dinin temel bilgileri öğretilmiyor. Hava basılıyor. Yani bilerek yapılmış bu. Yani oradan bozuk kimseler çıkartılmak ve onların ağzını dini yok etmek. Şimdi bunların sayıları pek çok. Bu Diyanet'te vazife alıyor, İmam Hatip okulunda, Kur'an kursunda, ondan sonra ilahiyatta vazife alıyor bunlar. Etiket de var. Adamın sonra etiketine sırtını dayayarak aynı şekilde ver yansın, dine zarar veriyorlar. Dolayısıyla bunların dini konulardaki söylemlerinin herhangi bir kıymeti söz konusu değil.
Biz dedi işte kocam daha önce şey yapmıyor, takvim bulduk. İşte tabii tabandaki bir sürü ahmak var. Siz Diyanet'ten daha iyi miyim diyorsunuz. Ahmak o da ahmaklık bu. Ahmaklık bu. Yani Diyanet'ten daha mı iyi biliyorsun? Bir zamanlar ben liseyi darında hatırlıyorum. Bir Diyanet İşleri Başkanı vardı. Bira haram değil diyordu. Ne olacak, Diyanet'ten iyi mi biliyorsun? Bir başkası gidiyor, rakı haram değil diyecek yani. Hani bir anın içerisinde. Aşı orucu bozmaz diyor yani. Geçen sene dedi yani. Aşı orucu bozmaz dedi. Diyanet'ten iyi mi bileceksin yani? Diyanet'ten iyi mi bileceksin değil mi? Aşı bozar. O zaman ağrı kesici iğne de bozmaz. Evet, tabii canım. Bak, nasıl geldin şimdi belli bir şeye. Demek ki ben öyle vakti bir tost yersem, çay içersem, kahve içersem orucu bozmaz demek. Neticesine ulaşamaz mıyız buradan? İhtihad edecek olursak. Yok, şöyle ulaşabiliriz hocam. Tostu şırıngayla verirsek bozmaz. İsmail Bey yine kayış atıyor gibi geliyor bana. Allah Allah. Allah-u Teala anlayışımızı artırsın ve amin. Galiba ara vereceksin. Evet, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ramazan'da sadaka vermek. Ramazan ayında nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibi olduğu için bilhassa bu ayda çok sadaka vermelidir. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak niyetiyle muhtaçlara, fakirlere, mal, para bağışlamaya ve her türlü iyilikte bulunmaya sadaka denir. Mal, insanın sevdiği şeylerden birisidir. Cenab-ı Hak, mal ile insanı imtihan ederek buyuruyor ki, "Beni sevme iddianızda haklıysanız, size verdiği malların bir kısmını feda eyleyin." Eğer ebeveyniniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz alışveriş, hoşlandığınız evler, size Allah'tan ve Resulünden, Allah yolundaki cihattan daha sevgiliyse Rabbin azabını bekleyiniz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sadaka sahibi mahşer günü hesabı bitinceye kadar sadakasının gölgesi altındadır. İnsanlar sadaka olarak verdiği şeyi Allah rızası için verirse Hak Teala'ya verilmiş sayılır ki karşılığında çok sevap alır. Kendi kabından din kardeşinin kabına bir miktar su boşaltmak sadakadır. Emri maruf ve nehi münker yapmak, din kardeşine güler yüz göstermek, yoldaki taşı kaldırmak ve yol göstermek de sadakadır. Allah-u Teala bazı kullarına çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olması için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Eğer bu nimetler onlara ulaştırılmazsa Allah-u Teala o nimetleri bunlardan alır, başkalarına verir. İnsanlara faydalı olmak, onlarla iyi geçinmek de sadakadır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iki kişinin arasını bulmak sadakadır. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Halka müdara etmek sadakadır. Müdara, dinini korumak için dünyalık vermek demektir. Akrabaya sadaka vermek iki misli sevaptır. Hadis-i şerifte, "Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, muhtaç akrabası dururken başkasına sadaka veren kimsenin sadakasını Allah-u Teala kabul etmez." buyuruldu. Bir kadın yanında küçük çocuğuyla ormana oduna gidiyordu. Karşılarına bir ihtiyar kimse çıkıp bir lokma ekmeğe muhtaç olduğunu söyledi. Kadın da yanında bulunan bir parça ekmeği ona verdi. İhtiyar dua ederek oradan ayrıldı. Bir müddet sonra bir kurt gelip kadının çocuğunu kaçırdı. Odun toplamakla meşgul olan kadın feryadı duyunca hemen koştu. Elinden bir şey gelmiyordu. Daha sonra çocuk ağlayarak kanter içinde geri geldi. Kadın sevinçle çocuğuna sarıldı. Bu esnada şöyle bir ses duydu. "Kendi ihtiyacın olduğu halde
ihtiyara verdiğin o bir lokma ekmek sebebiyle çocuğun kurtuldu. Sadaka nafile bir ibadettir, zekatsa farzdır. Zekat borcu olanın sadakası makbul değildir. İmam Rabbani Hazretleri, farz ibadetlerin yanında nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildir buyuruyor. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin suali, vitir namazı kılarken dedi, kunut tekbiri almak için el yan tarafa bırakılır mı? Hayır, bırakılmıyor. Eller bağlıyken erkekler, eller bağlıyken hemen kaldırılır, Allah'ı kulaklara varır. Kulaklara değdikten sonra oradan itibaren Allahu Ekber diyerek tekrar bağlanır. Kadınlar da elleri göğüs üzerindedir. Hemen oradan böyle omuz sağına kaldırır, Allahu Ekber diyerek tekrar bağlar. Bu kadar. Yani yan tarafa bırakır, tekrar kaldırma durumu yok. Efendim, bu dinleyicimiz de önceki hanım dinleyicimiz gibi dedi, camiye gidelim mi gitmeyelim mi? Şimdi efendim, cami Allah-u Teala'nın evi. Diyelim ki imam salihtir. Ehl-i sünnet itikadındadır. Ondan sonra hoparlör kullanmıyordur. O zaman her zaman gitmek gerekir. Hiç değilse içi sızlıyordur. Bazı şeyler. En azından. O zaman gitmek gerekir. Hadi sizin dediğiniz gibi mesela itikad düzgün ama şimdi devletin baskısı, kamuoyunun tabii baskısı şikayet var. Ediyorlar, şikayet ediyorlar. Hoparlör kullanmasa şikayet ediyorlar. Bu şikayetten dolayı elinden bir şey gelmiyor. Yani böyle birisi varsa, o zaman erken gidersin. İmamın arkasındaki hemen o ilk safta durursun. İmamın kendi sesini işiterek tabi olursun. Gene gidersin öyle durumlarda. Ama yok, itikadı bozuksa. Adam artık o cenaze namazında falan seyyar hoparlör taşıyorlar. Artık o imamın ne diyelim şeyi. Ekipmanı. Ekipmanı. Onlar artık yanında taşıyor. Kabire bile götürüyorlar. Ölüler duymuyor ya. Ondan duyuracaklar herhalde falan. Evet. Ya, ne rezillik ya, ne kepazelik, Allah Allah. Yani bunu yaparken adamın hatırına hiç gelmiyor öyle bir şey. Ya benim bu yaptığım doğru mu yanlış mı falan. Öyle bir şey yok yani. Alet edevat işte diyor ya falan. Herhalde dini de yani işte böyle insanlar buna bir gerek ihtiyaç duymuş galiba böyle bir şey falan işte onların gönlünü yapacağım falan. Biz de bu arada işte yevmiyeyi doğrultuyoruz der gibi bir haller var yani. Hani bizi dinleyenler diyecektir. O ne demek? Din gayreti yok ya. İşin aslı bu. Müslümanda da yok. Ve onların başındaki hani din adamı geçenlerin çoğu kimsede de yok. Yani din gayreti olan din adamları var. Onları biz istina ediyoruz. Ama sesleri çıkamıyor. Zayıf. Ağzını açmaya kalksa tepesine biniyorlar zaten. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Hep bizim yar ve yardımcısı olsun. Dolayısıyla eğer itikadı bozuksa ondan sonra gidemiyorsak yani hoparlör şey yapıyorsa zaten namazımız olmuyor. O zaman evde kılarız. Efendim son dinleyicimiz. Ama cumalara falan gitmek lazım değil mi? Ha, cumaya gitmek lazım. Cumanın bereketi söz konusu. Zuhrahir'i kılmak lazım orada. Orada mutlaka zuhrahir kılmak lazım. Üzerime en son farz olan kılmadım öğle namazına diye niyet ederek kâmet getirip mutlaka kılmalı onu. Çünkü o şeyin cumanın kendisine mahsus bereketi var. Hoparlör kullansalar bile de biz ona gideceğiz efendim. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Kan vermek orucu bozar mı? Efendim, kan vermek orucu bozmaz. Yani şimdi Mustafa Bey sen daha iyi biliyorsun da sadece saadeti ebediyede mesela okurken orada bir ifade şey yapıyorlar. Yani kanı aldı gerisin geri. Damara verdi. Çok nadir olan bir hadiseymiş. Kolay kolay olmaz deniyor. Mesela sağlıkçılarla konuştuk. Kolay kolay olmaz.
Ama nasıl yaparsa, acemi ise bilmem neyse falan, yani vücuttan aldığı kanı, kendi kanı olmasına rağmen tekrar aynı kanaldan falan gerisin geri gönderecek olursa bu bozar. Veya vücuda kan vermek bozar. Veya vücuda kan vermek aynı şekilde bozar. Kendi kanını aldı, başka bir kanaldan tekrar veriyor. Ya da aynı kanaldan tekrar iade ediyor mesela. Bozar. Dışarıdan kendi kanı bile olmuş olsa vücuda bir şey girmiş oluyor ve bozuyor. Böyle bir durum olmadığı müddetçe damarı buldu. Hani bu dinleyicimiz de diyor ki damarı zor buldu. Damarı zor bulması, şey yapması veya damarı aynı şekilde o iğneyi batırması zarar vermez. Çünkü netice itibariyle çivi de batmış olsa, hatta kitaplarda anlatırken arı soksa, sinek ısırsa, sivrisinek mesela kanını alıyor falan. Bunlar orucu bozmaz buyuruyor. Dolayısıyla kan vermek de orucu bozmaz. Yani şöyle düşün. Bir yerin kesildi, oradan kan akıyor. Orucun bozuldu mu? Hayır, bozulmadı. Abdest mi? Hanefi mezhebinde bozuldu. İçeriye abdest bir şey olsun. Verilmedi yani. Bir şey verilmedi, evet efendim. Dinleyicimiz maşallah ben dedi şu kadar dedi ay dedi oruç tuttum herhalde şeyi kastetti dinleyicimiz, işte kızım da tuttu şey de tuttu falan evet. Diye zannedersem imsak sebebiyle dedi önceden yanlış yapmışız yapmışız dedi yani ben bunlar dedi kaza ettim dedi. Evet maşallah. 24 ay demek ki 24 evet. Senelik evet şimdi yani gıpta ettim ama. Yani hakikaten maşallah. Kolay iş değil. Maşallah. Yani Allah'a denen dedim ne kullar var. Çünkü bir, ha benim orucum olmadı. Olmayan bu oruç, ben ahirette borçlu olmayayım, ben bunu kaza etmem lazım dedi. Karar verdi. Ben bunu tutacağım dedi. O böyle düşünüp karar verince de Allah-u Teala kendisine yardım etti. Sabır verdi, gayret verdi. İşte bu kadar zamanda da aynı şekilde bitirdi onu. Kolay değil ama ya. Tabii ya, kolay değil o. Kolay değil. Hatta şeye bile gıpta ediyorum. Mesela 10 senelik namazım, kaza namazımı bitirdim diyor. 10 senelik kaza namazım. Şimdi bazen geliyor, size şahit oluyorsun. Diyor ki ben diyor geçmiş senelerde diyor, bana diyor kurban nisabına malikmişim. Şimdi öğrendim diyor. 10 sene kurban kesmedim diyor. Bunu telafi etmem lazım. Maşallah dedim ya. Demek ki samimi ki Allah-u Teala kalplerine o kuvveti veriyor. Hani bir başkası yapamaz onu. Hani diyor ki ya işte biz İslam ve toplumu dinledik. Yok o öyle değil o. Öyle değil o. Allah Teala sebepleri yaratır. Yani kalbimize namaz kılma kuvvetini veren, sevgisini veren, oruç tutma sabrını veren, iradesini ihsan eden, ne bileyim borçlarımız varsa bunları kaza etme düşüncesini getirip Cenab-ı Hak böyle gayret kuvvet Rabbimizdir. Ha efendim işte TGRT efendim vesile oldu. Tamam. TGRT efendim ve onu ortaya koyan, yapanlara, ortaya koyanlara da dua et, teşekkür et. O ayrı mesele. Ama şunu unutmamak lazım ki bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur, ihsanıdır. Onun ihsanıdır. Mesela ben Emre abiyle çırpınırdı. İşte gazete kurdular, TGRT'yi kurdular, radyosunu kurdular, dergiler çıkardılar, takvim çıkardılar. Bunlar ne bir sebep? İşte kitaplar basılıyor, kitaplar dağıtılıyor. Hatta bir seferinde Enver abiler, işte kayınpederler aynı zamanda hocamız diye bahsediyorlar. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh Türkiye Hastanesi'nde gidiyorlar. İşte onların kaldığı odaya girince diyor ki efendim diyor buraya nur yağıyor. Nereden biliyorsunuz kardeşim buyuruyorlar buraya nur indiğini. Enver abiler diyor ki efendim diyor siz bir ömür harcadınız bu kitaplara yazmak için. Bir ömür harcadınız. Doğru buyuruyorlar. Biz yazdık. Ama siz de şirketler kurarak, gazete kurarak, diğer şirketleri kurarak bu kitapları sponsorluğunu yaptınız. Ve bunlar yerine geldi. Türkiye Gazetesi'yle bedava verdiniz. Dağıtım şirketleri kurdunuz. Bürolar açtınız. Bunlar vasıtasıyla bu kitaplar çok yere ulaşmasına vesile oldunuz. Yoksa ben yazar burada rafta kalırdı. Bir işe yaramazdı. Tabii Emre abiler bu konuda çoktu. Tabii gözlerinin içine baktım. Yani orta kız buyurmuştu. Emre abilerin öyle halleri vardı. Yaşadık abi derdi. Tamam mı? Değil mi? Evet. Yaşadık abi. Bu hizmetlere iştirak edenler şimdi mesela bazen diyor ki efendim biz anlatıyoruz. Biz kendimiz de yapıyoruz çünkü. Ben de diyor mesela kitap alıyorum, dağıtıyorum. Zaten duramaz insan. Allah-u Teala o sevgiyi verir, duramaz. Bazısı da diyor ki ben diyor yapamıyorum dağıtmayı.
Dağıtanlara yardımcı oluyorum. Kendi vilayetinde varsa onlara yardımcı oluyor. Bazıları mesela bize gönderenler de oluyor. Yani siz dağıtıyorsanız aynı şekilde. Mesela önümüzdeki hafta Kadir Gecesi geliyor. İnşallah. Genelde düşün, şey yapıyoruz onu. Kadir Gecesi'nde de. Elimizden geldiği kadar tabii. Çünkü bu hepimizin vazifesi. Bazen mesela siz de şahitsiniz. Ben diyor radyoyu dinledim. İşte doğruları gördüm. Birisi de diyor ki kitap dağıtıyorlarmış. Baktım. Kaç sene önce bir baktım diyor. İşte bayağı eski baskı mesela söylediklerine göre. Şimdi okumaya başladım. Onun için biz diyoruz ki ya verin kitabı. Günü gelir, günü gelir. Ya bu neyin nesi diye bakar. O saattedir hidayete ermesi. Evladına dua et. Ne zaman hidayete erecek bilmiyorsun. Biz sebeplere yapışmakla emredilmişiz. Dua etmeye devam et. Ya Rabbi çocuklarımı salih saliha eyle. Kendine hadim eyle. Hayırlı kimselerle karşılaştır. Dua etmeye devam et. Elinden geldiği kadar öğretmeye çalış. Ve hani bir söz var ya. Yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse Halik bilir, yaratan bilir. Bir hemen hemen o sözü hatırıma geliyor. Çalışır gibi yapın derlerdi. Tamam. Bir şey yapın yani. Bir şey yapın yani. Laf değil de. Laf değil. Bir şey yapın. Çalışır gibi. Bir icra söz konusu olsun. Allah-u Teala yaratıyor mu? Yaratıyor. Ondan sonra Allah-u Teala bu dinleyici bizde laf yapmamış mesela. Ha. Diyanetten çok mu biliyorsunuz siz dememiş. Dememiş. Oturmuş. Yani. Bunları kaza etmiş. Şimdi bazıları diyor ki efendim o kadar 23 ay diyor ya şaka değil bu. Yani. Tamam mı? Oruç tuttum diyor. Bu 23 ay demek siz de hemen pratik hesabını yaptınız. 23 senelik orucu kaza ettim diyor yani. Evet. 10 senelik orucu kaza ettim diyor. 18 senelik orucu kaza ettim diyor. Dolayısıyla olabiliyor muymuş? Evet olabiliyormuş. Bazı dinleyicilerimiz diyor ki 20 senelik 30 senelik namazımı kaza ettim diyor. Mesela usul borcunu bilmiyordum diyor. Şimdi öğrendim. Onları telafi ediyor. Zekat bana farzmış diyor. Şimdi öğrendim diyor. Onu telafi ediyor. Bak hepsinin dünyadayken telafisi var buyuruyor kitaplarda. Namaz kazaya kaldı. Kazaya tövbe, oruç, zekat bunların hepsinin aynı şekilde. Hac, vekal, onu da vekil gönderebilirsin. Kurban bunları halledebilirsin. Evet kul hakları var. Helallaşabilirsin. Ya ölmeden önce bunların hepsinden yani şey yapabilirsin. Yani tertemiz ahirette gidebilirsin. Zaten din büyükleri, Ehl-i Sünnet alimlerde bunu anlatıyorlar. Bunu anlatmışlar. Ya tertemiz. Yük olmadan. Hani Emel abiler bazen anlatırlardı. Abim derdi valizi hazırla. Pasaportu koy içine. Dövizi de koy. Dövizi de koy içerisine. Bitti. Hazır bekle. Hazır bekle. Ya o zaman aynı çekte şey olmaz. Hani bazen böyle kitaplarda okuyor falan. Ölüm meleği geliyor. Ben diyor ölüm meleği. Aa diyor hoş geldin diyor. Ben de seni bekliyordum. Buyur diyor. Valizim hazır. Valizim hazır. Ya diyor bir helallaşma. Yok yok diyor. Ben hepsini hallettim. Bitti diyor. Vize tamam. Pasaport tamam. Döviz tamam. Hepsi burada hazırdır diyor. Ben seni bekliyordum. Allah-u Teala ne güzel kullar varmış öyle. Allah'ın ne güzel kullar varmış. Cenab-ı Hak bizlere de ihsan eder inşallah Teala. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah. Dolayısıyla yalnız saadeti ebedi diye bir şey var. Mesela kazaya kalan namaz borcunu kaza ettikten sonra şimdiki önümüzdeki hafta Cuma günü. Cuma günü son cuma. Bu cuma değil de sonraki. Ha bitiyor Ramazan-ı Şerif. Bayrama az kaldı ha. Öyle söylemeyin ya. Kitlesini seviyorsunuz. İyiydi yani. Şimdi bahara da kayınca rahat değil mi? Yani acıkmıyor, yani, susamıyor falan. 29 Nisan Cuma, son evet, Cuma. Son Cuma. Son Cuma günü kefareti namaz. Hani gene abuk subuk herifler çıkıyor 400 senelik kadar. Öyle bir şey değil. Bu kefareti namaz, Ramazan-ı Şerif'in son Cuma günü kılınan kefareti namaz, kaza kılan namazları kaza ettikten sonra tövbe etmek lazım. Bu tövbenin kabulü için kılınıyor bu. Yoksa kazaya kalan namazları silmiyor o namaz. İşte adam bir de uydurmuş onu. 400 senelik kaza namazı borcunu aynı şekilde siliyor diye. Ha böyle abuk subuk adamlara da itibar etmemeli ve bunlara da aynı şekilde soru sormamalı. Bunlardan da fetva istememeli. Çünkü bunlar kafasına göre konuşuyor. Abuk subuk kimseler efendim. Dolayısıyla önümüzdeki haftada yani o kefarete namaz kılıp tövbe etmeli. Tabi kazaya kalan oruç borçlarını bitirdikten sonra da tövbe etmeli. Zekat borçları bitirdikten sonra tövbe etmeli diye yazıyor efendim kitaplarda. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
İslam ve Toplum. İhlas Vakfı